Herkese merhabalar, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu bir beni tanıyın videosudur. Burada sorularınız var, sorularınızı cevaplayacağım. Çoğu aynı soru olduğu için sadece bu kadar yazdım. Aslında ne kadar, yaklaşık 50'ye yakın falan bir soru vardı. Ama çoğu aynıydı. Sorular kısa ama cevapları uzun olacak, uzun bir video olacak. Bence kahvenizi alın ve gelin. Bu arada Dalgan'ın kahvesi yaptım. Önceki kanalımda göstermiştim tarifini size. Öncelikle bir kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Melis. 23 yaşındayım. 7 Mart 1997 doğumluyum. Balık burcuyum. İstanbul'da yaşıyorum. Ama aslen Tekirdağlıyım. Ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde okuyorum. Zaten soruların çoğu bu şekildeydi. Kaç yaşındasın, hangi burçsun, işte ne bölümü okuyorsun vesaire. O yüzden cevaplamış oldum. Onları da buraya yazmadım. Bu şekilde bu kanalı neden açtım? Öncelikle onu söylemek istiyorum. Beni tanıyanlarınız vardır. Melis ASMR kanalından. Ama tanımayanlarınız veya ilk defa bu videoyu izleyenler varsa sağ üst köşede Melis ASMR kanalını göreceksiniz. Ben o kanala oyun ve ASMR videoları atıyordum. PUBG videoları ve ASMR videoları. Daha sonra her zaman hayalim vlog çekmek olduğu için vlogları doğru atmaya başladım ama o vloglar ASMR şeklinde değildi tabii ki. Daha sonra çok karışık oldu. Kanalın adında Melis ASMR yazıyor fakat türlü türlü video var. Hatta yorumlar gelmeye başladı. İşte vloglarını izliyorum ama ASMR kanalı olduğu için takip edemiyorum. Çünkü işte ağız sesine veya sakız sesine tahammülüm yok. Ya da tam tersi işte sen ASMR kanalısın ama neden vlog atıyorsun? İşte neden sesli vlog atıyorsun gibi yorumlar vardı. O yüzden böyle bir kanal açtım. Hem de kendi adım soyadımla. Burada makyaj videoları olacak, vloglar olacak. Yemek tarifleri olabilir. Yani aklınıza ne gelirse artık soru cevaplar olacak. Öyle bu kanaldan bu şekilde ilerleyeceğiz. Diğer kanalda yine ASMR ve oyun videoları gelmeye devam edecek. Bu açıklamadan sonra artık sorularınıza geçebilirim. Bu arada saçlarım yine çok kötü görünüyor. Çünkü kaç saattir kabardılar. Ben de bunu taktım. Umarım güzel görünüyordur. Şimdi sorularımıza geçelim. ASMR çekmeyecek misin? Ben önceden yemek videoları çekiyordum. Hani yemek yerken ASMR videoları çekiyordum. Zaten onları bilenleriniz vardır. Artık öyle videolar sürekli olarak çekmeyi düşünmüyorum. Ama belki ayda bir o kanala gelebilir. Öyle söyleyeyim ama çekmeyi düşünmüyorum sık olarak. Verdiğin değeri göremediğin insanlara karşı tavrın nedir? Bu zaten çok sık başıma gelen bir olay. Hatta en son Zonguldak'ta başıma geldi. Daha önce de size söylemiştim bir tane videomda. Doğum günümde benim doğum günüm kutlanmadı. Böyle anlatırken bile sesim buruklaşıyor. Hele bir arkadaşım mesajdan bile kutlamadı ki ben onun doğum gününü hem mesajdan kutladım hem de pasta alarak kutlamıştım, düşünün. Bir balık burcu olduğum için de ayrıyeten duygusalım zaten. Şu an yani oraya gittiğimde de ki normalde de başıma zaten böyle şeyler çok sık gelir. Hiç konuşmam. Direkt ilişkimi keserim yani. Yakınsam yakın olmam. Konuşuyorsam eskisi kadar konuşmam. Ben zaten yalnızlığı seven bir insan olduğum için konuşmam yani. Konuşmamayı tercih ederim. Hiç saç baş kavga ettin mi? Bir keresinde ilkokuldayken etmiştim. 8. sınıftaydım. O zaman arkadaş çevrem bayağı genişti ve yani sürekli böyle kavgalar oluyordu. Benim çevremde de oluyordu. Ben de etmiştim. Özel gücün olsa ne olmasını istersin? Özel gücüm olsa ışınlanmak isterdim. Neden? Çünkü sürekli yurt dışına çıkmak isterdim. Farklı farklı ülkelere gitmek isterdim. Bilmiyorum.
Şimdi Melih ile ilgili sorular gelmiş arkadaşlar ki en çok sorduğunuz sorular. Erkek arkadaşınla evlenmeyi düşünüyor musun? Nasıl tanıştınız? Ne zamandır berabersiniz gibi sorular var. O zaman en başından anlatayım. Ben 2 yıllık bir üniversite okuyordum. Beykent Üniversitesi'nde İstanbul'da İnsan Kaynakları Yönetimi okudum. Daha sonra DGS'ye girdim ve 4'e tamamlamak için DGS'ye girdim. Zonguldak çıktı. Ondan sonra işte Zonguldak kazanınca bir yandan işte eşyalarımı hazırlıyorum. Bir yandan da oradaki sayfaları takip ediyorum. Orada sürekli öğrenci sayfaları oluyor. İşte kiralık evlerdir, eşyalardır, arkadaş ortamları vesaire böyle sayfalar oluyor. Sonra Melih beni takip etti. Yani ben daha oraya gitmemişken Melih beni Instagram'dan takip etti. Ben takibine geri dönmedim. Ondan sonra işte ben Zonguldak'a gittim ailemle beraber. Biz konuşuyoruz. Sen nasıl ilk mesajın neydi? Merhaba yazdı galiba. Ondan sonra cevap verdim falan. Bir gün, 2 gün, 2 gün boyunca konuştuk. Ama ben nasıl geç cevaplar veriyorum? 3 saat sonra cevap veriyorum. Bir gün sonra cevap verdiğim oluyor. O yazıyor yine. Hemen yazıyor ben yazdıktan sonra. Ondan sonra 2 gün falan konuştuk. Zonguldak'a geldim. Yerleştim. Ailem işte beni yurda yerleştirdi. Biz de hala Melih'le mesajlaşıyoruz. Ondan sonra işte Fenerbahçe'nin muhabbeti oldu. Çünkü ben bayağı fanatiktim o zamanlar. Yani hala tabii maçları takip ediyorum ama eskisi kadar fanatik değilim. O gün de Fenerbahçe'nin Trabzon'la maçı vardı 25 Kasım. Daha sonra dedim ki hep üniversitelerde gruplar oluyor. Mesela Fenerbahçe'ninki UNIFEP. Ondan sonra Beşiktaş'ınki UNBJK var. Galatasaray'ınki. Neydi Galatasaray'ınki ya? Şu an siz söylüyorsunuz ben bilmediğim için. Ya yani Yunan Aslan diyeceğim de Dino Aslan değildi kesinlikle. Her neyse işte. O tarz gruplar oluyor. Ben de maile diyorum ki UNIFEP var mı işte okulda vesaire. O da yok diyor. Ondan sonra şey dedim. Peki dedim maçı izleyebileceğim bir yer var mı? Ondan sonra o da işte anlattı. Okulun karşısında bir tane kafe var. Orada izleyebilirsin. Tamam dedi. Sonra bana dedi ki istersen beraber izleyelim. Ondan sonra olur dedim. Ben böyle hani arkadaş olmak için zaten kabul ettim. Daha sonra işte ailem evlerine döndüler İstanbul'a. Onlar dönünce ben de çıktım apartmandan direkt. Ama hiç kimseyi tanımıyorum. Şehri bilmiyorum bile. Minibüse bindim. İşte okula gidiyor mu falan diye sordum. Gidiyor dedi. Oturdum. Gidiyorum işte okula doğru. O zaman ben merkezdeki apartta kalıyordum. Şu an farklı bir aparttayım. Ondan sonra indim işte okulun önünde. Maçın başlamasına son 2-3 dakika falan kalmış. Baktım Melih orada bekliyor. Ondan sonra girdik işte maçımızı falan seyrettik. Yenildik. Trabzon bizi yenmişti 2-1 o zaman. 25 Kasım 2018, bu arada 2018 kısmını söylemeyi unuttum. Daha sonra maç bittikten sonra işte Melih dedi ki bir kahve içelim istersen. Olur dedim. Kahve içtik. Sohbet ettik falan. Ben eve döndüm. Ondan sonra onu takip ettim Instagram'dan. Orada da yine bir hafta 2 hafta konuştuktan sonra artık teklif ettikten sonra sevgili olmayı, ondan sonra numaramı verdim. Bu şekilde tanıştık. Ne zamandır beraberiz? İşte 6 Aralık 2018'den beri beraberiz. Nerede söyleyeyim? Milan ile evlenmeyi düşünüyor musun demiş. İnşallah olursa tabii ki düşünüyorum. Ben zaten o olmadan önce de ben her zaman ciddi ilişki insanıyım. İnsanıydım daha doğrusu. Her zaman hayatımda hani olacak kişinin ciddi olmasını istiyorum. Yani 2-3 yıl birlikte olalım, ondan sonra evlenmeye gitsin. Hep bu şekilde bakardım. Şu an 1,5 yıl oldu bizim de. İnşallah evliliğe kadar gider. Hangi mesleği düşünüyorsun? Dediğim gibi ben 2 yıl insan kaynakları okumuştum şu an Zonguldak'tan önce. İnsan kaynaklarında çalışmayı düşünüyorum. Şu anlık hayalim öyle. Bu arada çok güzel olmuş kahve.
takipçilerinle buluşmayı düşünüyor musun? Takipçilerimle buluşmayı tabii ki düşünüyorum. Yani isterim öyle bir şey olursa ama şu an sayımız çok az. O yüzden de kimsenin geleceğini düşünmüyorum. YouTube'a başlama fikri nasıl oluştu? Zaten ben hep söyledim. Yine söyleyeyim. Hayalimde vlog çekmek. YouTube'a başlamak her zaman hayalimdi. Çünkü sürekli vlog videoları izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Ama yüzümü göstermeye utanıyordum. Ki o kanalı açalı 2 yılı hatta 3 yıl falan oldu galiba. Şu anda hani yeni yeni bu sene yüzümü göstermeye başladım zaten. Fark etmişsinizdir. Doğum günü videomla başlamıştım. Utanıyorum. O yüzden o şekilde başlayamadım ama ASMR videoları gördüm. Dedim ki benim için bir fırsat. Çünkü herkes bu şekilde video çekiyordu. Yani şöyle yüzlerini gösteriyorlardı. Sadece dudak kısmı gözüküyordu. Başka hiçbir şekilde yüzlerini göstermiyorlardı. Fırsat dedim ya benim için. Hani ASMR ve çok hoşuma gitmeye başladı. Özellikle ses ASMR vardı o zaman. Hala da var. Zaten 3 milyon falan abonesi var şu an. Onu izleye bayağı bir sardı beni. Ondan sonra dedim ki ben de çekeceğim. Bu şekilde başlayayım en azından. Hani bir yerden tutmalı yani bu işi. Ondan sonra kimseye söylemedim. Ne aileme söyledim ne arkadaşlarıma. Hiç kimse bilmiyordu. Yemek alıyordum ve çantama koyuyordum o yemekleri. Annemler yatınca gizli gizli ASMR videoları çekiyordum. Atıyordum işte. Kimse bilmiyordu ama dediğim gibi. Ondan sonra 2-3 tane video attıktan sonra 1000 izlenme oldu ilk videom. Ondan sonra ikinciyi attım. O da böyle 800-900 izlendi. İşte 1000 izlendi falan. O zamanlarda ASMR zaten bayağı zirvedeydi. Ben de ilk başta atınca öyle oldu. Ondan sonra bayağı bir sevindim, şaşırdım falan. Daha çok atmaya başladım. Bir yandan da Kozmik Karınca'yı izliyordum ki hala çok seviyorum kendisini biliyorsunuz. En çok onun videolarını izliyorum. Ondan sonra onu izliyorum. İşte akşamları Rule of Survival giriyordum. Aynı PUBG gibi bir oyun. Aynısı hatta. Ama şu an onun popülerliği kesinlikle bitti. PUBG ön planda. Ondan sonra Rule of Survival giriyorum. İşte Kozmik Karınca izliyorum. Bir yandan ASMR videoları çekiyorum falan. Günlerim öyle geçiyordu. Daha sonra aklıma geldi. Dedim ki oyun oynuyorum zaten. Ondan sonra ASMR videoları izliyorum. Dedim ki ben neden PUBG ASMR yapmayayım? Rule of Survival ASMR yapmayayım? Öyle bir fikir geldi aklıma. Rule of Survival söyleyemiyorum. ROS diyeceğim. Ondan sonra ROS oynarken ekran kaydı aldım. İşte ses kaydettim falan. Oldu. Yani ben tamamen öyle denk geldi. Aklıma geldi. Yapayım dedim. O zaman PUBG daha yeni çıkmıştı. PUBG Mobile daha yeni çıkmıştı. Çok kötüydü. O zaman PUBG'yi pek fazla çekmedim. Sürekli ROS çektim falan. Öyle yaptık. Başladım. Ondan sonra öyle devam etti işte. En sevdiğim renk pembe. Yani aslında renk demiş ama ben renkler olarak söyleyeceğim. Pembeyi seviyorum, moru seviyorum ve siyahı seviyorum. Hangi bölümü okuyorsun? Ben şu anda siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünü okuyorum. YouTube'da kaç aboneye ulaşmak istiyorsun? YouTube'da 100 bin aboneye ulaşmak istiyorum. Neden olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Sırf o plaket için biliyor musunuz? Yani adım ve soyadıma ait o plaket gelsin. O yüzden 100 bine ulaşmak istiyorum. Onun dışında da bir hedefim yok. Zaten böyle çok aşırı tanınan bir insan olmak istemiyorum. Ki şu an bu kanalı bile hiç kimse bilmiyor. Yine arkadaşlarım bilmiyor, ailem bilmiyor. O yüzden çok tanınmaya gerek yok. Ailene, arkadaşlar neden söylemiyorsun derseniz. Hiçbir fikrim yok aslında. ASMR işte PUBG videolarına başlarken de kimseye söylemedim. Sanırım hani moralim bozmalarını istemiyorum. Ya da hani karşı çıkan olur. Bilmiyorum sanırım o yüzden. Ya da kimsenin düşüncesi beni ilgilendirmiyor da olabilir. Öyle. En büyük üç hayali nedir? Benim aslında en büyük hayalim. Melita bu videoyu izliyor büyük ihtimalle ama. Hani yalnız yaşamak. Ben yalnız yaşamayı gerçekten çok seviyorum. Şu anda da imkanım olsa gerçekten tek başıma ayrı bir eve çıkardım ama. Maalesef.
Ama o hayali bir kenara bırakalım. Yurt dışına çıkmak olabilir. Çünkü çok istiyorum. Bir kere yurt dışına çıktım. Zaten ona da geleceğiz. Melih'le güzel bir geleceğim olsun isterim ve okul artık bitsin istiyorum. Gerçekten sıkıldım. Son iki soru kaldı. Fotoğraflarını ve videolarını editlediğim program. Zaten sürekli söylüyorum InShot. Şöyle yazarım buraya. Diğeri de ikinci olarak kullandığım programda Fotorus. Onu da buraya yazarım. O iki programı öneriyorum. Son sorumuz da İngiltere eğitim için mi gittin? Ne kadar kaldın? Aslında bu İngiltere videosunu ayrı bir video olarak çekmek istiyorum ama kısaca cevaplayayım. Evet, İngiltere eğitim için gittim. Orada EF International School vardı. Yani F Uluslararası Dil Okulu. Orada eğitim gördüm. Yaklaşık 1,5 ay kaldım. Bournemouth'a gittim, İngiltere'nin sahil kasabasına. Öyle. Ama bunun için ayrı bir video çekeceğim çünkü gerçekten anlatmak istiyorum. Birçok fotoğraf var elimde. Hatta arkada gördüğünüz yer yine İngiltere'den. Şunlar filan. Yani güzel bir İngiltere videosu yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınızı yanıtlamaya çalıştım. Kendimi tanıttım. Bu kanalın amacı ne? Neden bu kanalı açtım? Bunları cevapladık birlikte. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.